Evet, lavanta gördüğünüz gibi çok güzel lila çiçekleri olan bir bitki. Lavantanın birçok çeşidi var. Lavantanın özelliği teskin edici olması. Evet, çok güzel. Lavantanın birçok özelliği var. Bir, bitkinin destilasyonla veya ekstraksiyonla çiçeklerinin eterik yağı alınır. Bu eterik yağ, bu damıtılarak destilasyonla, ekstraksiyonla elde edilen eterik yağı esans yapımında kullanılır. Şampuan, sabun ve kokulu kremler vesaire, çamaşır tozu veya çamaşır yumuşatıcı ilaçlar vesaire katılır. Fakat lavantanın bir özelliği daha var. Ekstraktı eterik yağ gibi değil. Ekstraktı farklı maksatla kullanılır. Ekstraktı sakinleştirici, teskin edici özelliklere sahiptir. Yani şimdi lavantanın birleşimindeki eterik yağların haricinde şterolller, fenilkarbonik asitler, flavonoidler, taninler ve başka maddeler var. Bunun biz lavanta forte'yi geliştirdik. Lavantanın ekstraktından 19 bitki ekstraktiyle özel bir ekstraksiyon kombinizasyonu oluşturduk. Ginkgo forte, ginkgo ekstraktı bunun birleşiminde var. Oğulotu yani melisa, teskin edici, sakinleştirici, stres atıcı, rahatlatıcı oğulotu veya melisa denir. Oğulotu ekstraktı, alıç ekstraktı, üzerlik ekstraktı, çarkı felek ekstraktı, kedi otu kökünün ekstraktı, sinirlot ekstraktı. Sinirlot var bir, bir de sinir otu veya bin bir delilik otu da denir sinir otuna. Bunun özelliği de çok farklı. Bu bitkinin birleşiminde hipeforin denen etken bir madde var. Hipeforin beyindeki bazı hormonların salgılanmasını düzenleyici, az ise artırıcı. Mesela hipeforin beyindeki serotonin hormonu salgılanmasını artırır. Serotonin nedir? Serotonin kişiye mutluluk, neşe, huzur veren hormondur. Serotonin hormonu yetersizliği kişinin mutsuz, umutsuz, neşesiz, gerilgen, stresli ve kötümser yapar. Kişi bu duygu ve düşüncelerden kurtulmak için sentetik olarak üretilen serotonin hapı alırsa yan tesiri çok büyük, daha büyük felaketler doğar. Beyin salgılarsa problem yok. Sentetik olarak eczanede satılan hapını alır da kullanırsan serotonin tehlikeli. Bu nedenle asla kimyasal kullanmak iyi değil serotonin. Bir, iki. Bunun birleşimindeki ikinci etken madde noradrenalin hormonunun salgılanmasını artırır. Noradrenalin nedir? Dikkat dağınıklığını önleyicidir. Özellikle de öğrenme çağındaki çocuklar için, mesela 6-12 yaş grubu ve üniversitede okuyanlar için. Yani ilkokuldan üniversiteye. Hatta mesela dediğim gibi 55 yaş, 60 yaşında olan insanlarda kullanmasında fayda var. Niçin? Mesela herhangi bir konferansta insanların önünde konuşurken haliyle ne oluyor? Yüzlerce, binlerce insan sizi seyrediyor. Geriliyorsunuz. Bildiğinizi de söyleyemiyorsunuz, şaşırıyorsunuz, panik oluyorsunuz. Bu nedenle ben her programa çıkmadan önce, yarım saat önce 2 adet lavanta forte kapsülü alırım. Her programa çıkmadan önce. Ve ne olur? Vücudun
hormonlarını tekrar salgılan serotonin, noradrenalin, dopamin, glutamat gibi hormon salgılanmasını düzenlediği için sakin, sanki evde arkadaşınızla, dostunuzla, eşinizle konuşuyormuş gibi rahat konuşursunuz. Mesela bir televizyon programında bir beyefendi sunucu program yapıyor. Şimdi o stüdyoya girdiği zaman stüdyodaki herkes panik oluyordu. Ya bugün yine çok gergin. Belli ki uyumamış, gerilmiş, bize çatacak diye etrafında stüdyoda çalışan diğer kameramanlar ve orada çalışan elemanlar panik oluyordu. Dedim ki ne oluyor? Ya uyku uyumadığı zaman işte böyle problem yaratıyor. Herkese hakaret ediyor. Doğru dedim, ben çözerim. Sunucuya dedim ki ne oluyor, ne var? Ya hiç sormayın dedi. Sabah 7'den akşam 11'e kadar çok yoğun çalışıyorum. Yoğun tempo nedeniyle bir de uyuyamazsam geriliyorum. Buraya geliyorum, bunlara çatıyorum. İstemediğim halde kendimi kontrol edemiyorum. Çok kötüyüm dedi. Bu tempoyla dedi çalışmakta insan sürekli stresle çok geriliyor. Ne yapılabilir dedi. Kimyasal ilaç da kullanmıyorum. Yan tesiri var. Antidepresanlar vesaire. Panik yok dedim ben ona. Lavanta forte kullanacaksınız. Bir hafta sonra görüşeceğiz. Peki dedim. Hadi bakalım, ben size inanıyorum, güveniyorum dedi. Çünkü daha önce bizim ürünleri almış, kullanmış ve zayıflamıştı. 30 kilo vermişti. Şimdi bir hafta kullandıktan sonra karşılaştık. Ne oldu dedim. Yemin ediyorum ki dedi, bana değil kaba davranmak, gelip vursalar bile, hakaret küfür etseler bile dedi, kuzu gibi oldum, pamuk gibi oldum. Hiç kimseye dokunamıyorum, hiç kimseye kötü bir şey söylemiyorum dedi. Çok çok sakinleştim dedi. Lavanta forte kişiyi rahatlatır, gerilimi, stres atar. Özellikle okul çağındaki çocuklarda hiperaktif olan gençler kimyasal ilaç verilirse felaket olur. Hiperaktivitesini önlemek için, frenlemek için ağır kimyasal haplar, damlalar, dereceler gelişimini engellediği gibi hormonların negatif etki yaptığı gibi süper zeka olan hiperaktif çocuklar süper zekalıdır. Çok ileri düzeyde zekidir. O nedenle hiperaktiftir. Onların o hiperaktif davranışlarını lavanta forte ile pozitif yönlendirebiliriz. Çevreye, kendine, kimseye zarar vermeden kontrollü bir gelişim. Fakat kimyasal ilaç kullanırsa hiperaktif çocuklar hormon gelişimi baskı altına aldığı için süper zeka olan çocuklar geri zekalı olabilir. Tam tersi etki yapar. Bu nedenle hiperaktif çocuklara asla kimyasal ilaç vermemek gerekir. Çok çok tehlikeli. Okulda çocuğunuz imtihana girecek. İmtihandan önce 2-3 gün önce günde 3-4 defa bir kapsül veya diyelim ki alamadınız, ihmal ettiniz. İmtihandan önce birkaç defa lavanta forte aldığınızda imtihana girin, yani sınava girin. Ne sınavı olursa olsun. Hiçbir şeyi şaşırmazsınız, unutmazsınız. Bildiğiniz her şeyi yazarsınız. Ben şimdi yıllar önce ehliyet kursuna imtihanı Almanya'da girmiştim, 30 yıl önce. Benden önce Alman çocukları imtihana girdiler, aldılar. Ben birkaç hata yaptığım için sürücü kursunun hocası dedi ki parana yazdı, paranı çöpe atma. Şansını deneme. Çok hata yaptın, ehliyet asla alamazsın dedi. Sen boş ver, adımı bir daha yazdım. Haftaya görüşürüz. Peki sen bilirsin dedi. Bir hafta özel bir çay hazırladım. Bu çayı içtim. Bir hafta sonra tekrar imtihana girdim. Benden önce yine iki Alman çocuğu imtihana girdi. Onlar ehliyetlerini aldı gitti. 15-20 dakika sürmedi. Sıra bana geldi. Sürüyorum, sürüyorum, sürüyorum. Hiç hata yok. Şaşırdı. Böyle trafikten gelen memur da şaşırdı. Dedi ki bu adam daha ne kadar sürecek? Diğerleri 15-20 dakika sürdü, bitti. Ehliyetini aldı.
Sen bu adamla ne istiyorsun dedi. Yabancı düşmanı mısın sen, Nazi misin dedi. Efendim? Efendim yok dedi. Lisansını iptal ederim dedi. Sen yabancı düşmanlığı, ırkçılık yapıyorsun dedi. Ayrım yapıyorsun dedi. Seninle gel görüşeceğiz hemen dedi. Adamı çağırdı. Şoför kursunun hocası geldi yanıma, dedi ki sen ne yaptın dedi. Ne yaptın dedim. Hiç hata yapmadın dedi. E ne olmuştun? Sen bir şey mi aldın dedi. Aldım dedim. Ne aldın dedi. Çay içtin dedim. Dedi ki ya öyle tuhaf şeyler söyleme. Sen ne yaptın dedi. Sen ne yaparsan yaparım. Sen ne ilgilendir. Ver ehliyetimi dedim. Ehliyetimi aldım. O günden bugüne kadar benim özel bir çayım vardı. Onu böyle lavanta forte diye geliştirdim. Değiştirdim. Mükemmel bir ürün. Her yaşta herkes kullanabilir. Özellikle de mutsuz olan aileler. Mesela beyefendi işten geldi, argın yorgun yattı, uzanıyor. Ailesinin yemek hazırlamasını bekliyor. Dedi ki efendim su verir misin? Çay getirir misin? Şunu getir, bunu götür ailesine. Ailesi de artık diyelim ki o gün bir menopoz devresi veya bir herhangi bir problemden dolayı gerildi. Birbirlerine hakaret, gerilim, ne olur? Zamanla geçimsizlik, tatsızlık, aralarına soğukluk girer ve boşanmaya kadar gider. İşte bu tür ailevi problemlerde, basit problemler lavanta forte kullandığı zaman iki taraf birden kullanırsa daha iyi. İkisi de çok çok rahatlar. Hiçbir gerilim, hiçbir stres kalmadan tekrar birbirlerine sarılırlar. Ailenin mutluluğu için, çocukların okulda başarılı olması için, bütün negatif düşünceleri silmek için lavanta forte en ideal üründür. Hürmetler, saygılar.